%26'ı e, ücretsiz izine çıkmış, %19'u da e, 19.6'sı yaklaşık 20'si de dediğiniz gibi e, e, işten çıkarılmış. Halbuki e, Covid-19 dönemi başladığı yani 2020 yılını biz esas alır isek, 2020 yılında e, inşaat sektörünün 2019'a göre daha da gelişmiş olduğunu görüyoruz. Örneğin 2020 yılında 111 milyon metrekarelik bir inşaat ruhsatına yapı yapı ruhsatı verilmişken 2019 yılında bu 75 milyondaydı. Yani 2019-2020 yılları arasında 75 milyondan 111 milyona metrekare olarak inşaat bina türü inşaatlarda bir yükselme olduğunu görüyoruz. Keza 2019 ve 2020 yılı bina türü inşaatlarda çalışanlara baktığımızda ki bunlar TÜİK verileridir hep konuştuklarım 706 binden 727 lira 720 bin kişiye çıktığını görüyoruz. Keza aslında bir başka göstergede. Sektörün aslında nasıl bu bu tersinden bir gösterge ama 2019 yılı içerisinde e, 1736 e, iş cinayeti söz konusu. Bu tabii tüm sektörlerde ama bunun 330'u inşaat sektöründe. Bina tarzı inşaatların, e, e, bina ve yol tarzı e, inşaatlarda. 2020 yılında ise 2427 kişinin iş cinayeti sonucunda hayatını kaybettiğini görüyoruz Bu da bunun içerisinde inşaatın payı da 365 yani aslında pandemi döneminde çok açık bariz bir biçimiyle görülüyor ki e, mühendislerin istihdamında ve e, haklarında önemli oranda gerileme var e, Halbuki sektör kısmen e, toparlanma e, şeyinde toparlanma sürecine girmiş durumda ee, ama bunun yanı sıra tabii e, e, inşaat mühendislerinin e, her on e, inşaat mühendisinin dördünün pandemi sürecinden etkilenmiş olması sonuçlarından birisi olarak yorumlayacağım iş cinayetlerindeki e, iş kazalarındaki artış e, e, yükselmiş durumda. E, bu da görünüyor ki pandemi süreci kimi e, kesimler tarafından fırsatçılığa dönüştürülmüş. Ee, hem mühendislik hizmetleri açısından bir tasarrufa gidildiği belli, mühendislik hizmetlerinin bir maliyet artışı unsuru olarak görülüp e, biraz daha elimine edilmeye çalışıldığı belli böyle bir sonuç, e, böyle bir tespitte bulunabilir. İşsizliğin en, en temel e, sebebi e, sektörde, inşaat sektöründe mühendislik hizmetlerine duyulan ihtiyacın Göstermelik nitelikte kalmış olmasından kaynaklı. Bu da yapısal bir kriz, yapısal bir sorun. Bu yapısal sorunun artık krize dönüşmüş olan inşa, inşaat sektöründe çok gözle görünür büyük işsizlik oranlarına ve işsiz kitlelere sebebiyet vermesi de kaçınılmaz oldu. Yapısal sorun derken şunu kastediyorum. Bugün inşaat Türkiye'nin genel olarak hem sektörel hem de bayındırlık ve imar hareketlerine baktığınız zaman genel olarak aslında biz şu tespiti yapıyoruz. Mühendislik hizmetlerinde önemli açıklar olduğunu görüyoruz. Yani bir yanda hizmet açığı varken bir yanda da Mühendislik inşaat mühendisleri arasında çok ciddi bir biçimiyle işsizliğin olması Türkiye'deki sektörel yapısal bozukluğun en somut göstergelerinden birisi. İnşaat mühendislerinin yaklaşık yüzde otuzu ve yaklaşık işte her üç mühendisten birisi işsiz ama Genç mühendisler oranında ise bu durum genç ve kadın mühendislerde ise yaklaşık yüzde elli. Bu, bu e, bir e, meslek grubu için, bir meslek dalı için son derece büyük bir e, kriz hali demektir aslında. Bunun sebebi dediğim gibi yapısal mevzulardan kaynaklanmakta. E, bugünkü Mevzuata baktığınızda bir şantiye şefi, bir şantiye için atanmış yasal kişi, beş ayrı şantiyede görev yapabilebilir pozisyonda. Halbuki, halbuki şantiye şefi denilen kişi, bu hizmeti veren bir mühendis, tam zamanlı olarak bir şantiyede olması gerekir. Bizim mevzuatımız bile buna böyle bir gereklilik görmeyip, ya beş ayrı şantiye de, ye de bakabilirsin demektedir ki bu eşyanın tabiatına aykırıdır. Aynı durum yapı denetim e, sistemi için de geçerli. Yapı denetim sisteminde de üzülerek söylüyorum ki verilen hizmetler büyük oranda kağıt üzerinde kalmış hizmetlerdir. Şimdi işsizlik aslında aynı oranda yani işsizlik sadece işsiz kalan kişileri etkilemiyor. Zaten sistemin temel özelliklerinden birisidir. İşsizler ordusu aynı zamanda çalışanlar açısından son derece bir e, büyük bir baskı unsurudur. Onların e, gerek ücretlerinin gerekse haklarının baskılanması açısından oldukça büyük bir e, e, tehdit unsurudur bir işsizler ordusunun varlığı. Bu e, aşağı yukarı işte e, son son 5-6 yıldır çok görünür bir vaziyet almaya başladı. Şu an yaptım, yapmış olduğumuz araştırmada %27,5 yani inşaat mühendislerinde çalışanların %27,5'u neredeyse %30'u 2825 lira yani asgari ücretin altında çalışıyor. Bu aslında bir mühendislik dalı ıı, açısından ıı, izahtan uzak bir ıı, ücret ıı, skalası. Şimdi geriye kalanları da bunun bunun ıı, bundan daha iyi değil, yaklaşık yüzde yirmilik bir kısmı da ıı, 2825 lirayla 4200 lira arasında değişmekte. 4200 lirada. Iı, bir saniye vereceğim hocam. Yani %20'lik kısmı asgari ücreti bile mi alamıyor? Şimdi yok. Yüzde %30 asgari ücretin altında. an inşaat mühendislerinin %30'u asgari ücretin altında ücretle çalış. Resmi olarak belirlediği 2825 liraya tekabül eden net neti 2825 liraya tekabül eden ücretlerin altında aylık ücretle çalışmaktır. Geriye kalan yüzde yetmişe bir bakalım. Yüzde e, bu e, yüzde yirmisi 2825 lirayla 4200 lira arasında çalışıyor. 4200 lira da Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin belirlemiş olduğu bir mühendisin, bir mühendis ya da mimarın alması gereken net asgari ücreti tekabül ediyor. Yani yüzde yirmisi de ilaveten TUMOB'un belirlemiş olduğu mühendis asgari ücretinin altında çalışıyor. Yani bunun anlamı şu yüzde 47 buçuk yaklaşık yüzde 50'si TMMOB'nin belirlemiş olduğu e, rakamların altında çalışıyor. İnşaat mühendisleri çalışan inşaat mühendisleri. Yaklaşık yüzde 24 buçuğu ise e, 4200 ile 7500 lira arasında çalışıyor ki. eee Türk işin dört e, kişilik bir aile için e, belirlemiş olduğu yoksulluk sınırı 8.900 liradır. 8.913 liraydı yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi buradan şu sonuca varıyoruz. İnşaat mühendislerin %75'i yoksulluk sınırının altında çalışmaktadır.